Merhabalar Hakan Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz Çok nasılsınız? teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinde bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ve bilginizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için de sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bir akademi olarak verdiğiniz başarılı hizmetlerle bugün İstanbul'un değil, belki bu sektörün en iyi firmalarından birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan ve tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sevimimiz ve hizmet kalitenizden tabii ki bahsedeceğim. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Hakan Turgut kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Öncelikle iyi dilekleriniz için de ben çok teşekkür ederim. Ben Hakan Turgut, Vira Akademi'nin kurucu ortaklarındanım. 1987 Denizli doğumluyum. Aslında acil tıp teknikeri olarak sağlık mesleğinin içinde uzun yıllar faal olarak bulundum. Fakat son 4 yılımı eğitim sektörüne ayırarak Bir Akademi ile birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Harikasınız ve yaptığınız başarılı çalışmalarla da biraz evvel söylediğim gibi sektörde en saygın işletmelerden birisiniz. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce biraz konumdan söz ederim sevgili izleyicilerimize. Kartal'da bulunmaktayız ve toplam ofis ortamı olarak kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktayız? Doğrudur. Kartal'da, Kartal Esentepe'de bulunuyoruz. Toplam 115 metrekare merkez ofisimiz var. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı? Toplamda 5 kişi olarak çalışıyoruz sürekli. 5 kişi. Aynen. Ama bununla birlikte part time olarak çalıştığımız, destek aldığımız dışarıdan toplamda 46 tane arkadaşımız var. 50'ye yakın insanın özellikle İslam olarak sağladığınız bir işletmeciliği Doğrudur. Gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım. Size gelen değerli konuklarınız ya da müşterileriniz. Sizler ne tür hizmetler almakta? Onlara neler sunuyoruz? Vira Akademi olarak. Şimdi buna şöyle başlamak istiyorum. Vira Akademi ismi sizin de bahsettiğiniz gibi İstanbul piyasasında özellikle ve diğer illerde de özellikle çevre illerde oldukça güzel bir yere sahip bir isim. Biz Vira Akademi olarak iş güvenliği dendiğinde bu çerçevede verilecek bütün eğitimleri üstlenmeye çabalayan bir kurumuz. İlk yardım eğitimlerinden tutun. Aynı zamanda yüksekte çalışma eğitimleri, acil durum ekiplerinin eğitimleri, hijyen eğitimleri ve aynı zamanda bu eğitimleri verebilecek eğitmen kadrosunun yetiştirildiği eğitimleri de burada düzenliyoruz. Şimdi özellikle size gelen talepler doğrultusunda bölgede işverenlerimize ve çalışanlarımıza iş güvenliği ile ilgili bütün bu eğitimleri verirken bu eğitimleri veren ekibi kadroyu da oluşturabilme imkanımız var ki siz belgelerini de özellikle sağlayabilecek bir hizmet vermektesiniz gelen misafirlerimize bunların eğitimleriyle. Doğru. Şimdi biraz evvel söyledim. Evet, kuruluşu itibariyle baktığımızda yaklaşık 4 yıldır özellikle marka isminizde hizmet vermektesiniz ve maalesef Türkiye'de aslında iş güvenliği de çok geçmiş tarihlere dayanmayan bir sektör. Evet. Ama bu kısa süre içerisinde de herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden birisiniz dedik. Ama biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizin Tabii hizmet ki. Veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme, kurum, kuruluş da bulunmakta. Kesinlikle. Özellikle müşterilerinizin sizlerle olan talepleri ve diyalogları size göre sizi diğerlerinden ayıran özellikler nedir, niçin sizi tercih eden insanlar? Bununla ilgili olarak biz kurum altında bulunan bütün personelimizle birlikte öncelikle firmanın ne gibi bir isteği olduğunu değerlendiriyoruz. Yani yaptığımız işi insanlara satmak, pazarlamaktan çok daha önemlisi karşıdaki insanın aslında neye ihtiyaç duyduğunu bilmesidir. Çünkü kanun çerçevesinde ben ilk yardım eğitimi almak istiyorum diye size gelen bir insanın belki böyle bir şeye yine aynı kanun çerçevesinde ihtiyacı olmayıp çok daha farklı bir eksikliği olacak. Biz işin aslı öncelikle bunu tespit edip bu şekilde çözümler sunmak, aynen doğru şekilde yönlendirmek adına çaba sarf ediyoruz. Ve yine personelinizin son derece eğitimli, tecrübeli ve profesyonel kadrodan oluşması verdiğiniz hizmetin arkasında durmak. Sosyal diyaloglar gibi özelliklerinizde de şu an sektörde en iyisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Bugün konumunuz son derece kaliteli bir yerdesiniz. Önümüzdeki yıllarla ilgili plan projeler neler neler yapmayı planlıyorsunuz? Kendini geliştirmeyen, gelişime açık olmayan hiçbir ticari işletme muhakkak ki ayakta kalamayacak. Aslında bizim ticari işletme kaygılarımız iyi ki çok üst düzeyde değil. Çünkü biz işin daha insani değerleri kısmındayız. Çünkü vermiş olduğumuz hizmetin şunu çok iyi biliyoruz ki insanların hem iş ortamında hem de sosyal hayatlarında oldukça onlara fayda sağlayabilecek bir durumda verilen eğitimler, süreçler. Bunun üzerine katarak kendimizi de tabii ki gelişmeyi durdurmadan İstanbul'da hali hazırda bulunduğumuz üst düzeydeki, üst seviyedeki anlayışımızın daha da üzerine katıp eğer mümkünse sadece çevre iller değil İstanbul'un 81 ilinde zaten aktif olarak çalışmakla birlikte çok daha üst düzeyde
üst düzeyde çalışma amacı içerisindeyiz ve aslında temel olarak bizim en büyük amacımız da iş güvenliği olgusunu, ilk yardım, arama kurtarma, bu tarz olguların tamamını dokunabildiğimiz herkese ulaştırabilmek. Tamam. Bununla ilgili zaten hali hazırda yürütmüş olduğumuz sosyal sorumluluk projeleriyle de elimizden geldiğince fayda sağlamaya gayret ediyoruz. Şimdi biliyoruz, Türkiye'de biraz evvel de söyledim, çok fazla belki hala hazırda bilmeyen insanın da çok fazla olduğunu düşünüyorum. İlk yardımla ilgili maalesef eksiklerimizin olduğunu da biliyorum. Maalesef. Örneğin yaşanan iş kazalarının belki %98'inin maalesef önlenebilir kazalar olduğunu biliyoruz. Çok sayıda maalesef çalışanlarımızı bu şekilde kaybettiğimizi görüyoruz. Ben Türkiye olarak diğer ülkelere baktığımızda ilk yardım konusunda veya iş güvenliği konusunda hangi noktadayız ve buradan iş güvenliği ile ilgili çalışanlarımıza ve işverenlerimize tavsiyeleriniz nelerdir diye sormak istiyorum. 6331 sayılı iş güvenliği kanunu ülkemizde evet son zamanlarda çok daha ciddiye alınarak uygulanmaya başlasa dahi insanlara bu mantaliteyi yerleştiremediğimiz için biz hem işverenlere hem çalışanlara hala sizin de bahsettiğiniz gibi çok eksik bir noktadayız. Özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ki hoş bir durum olmadığını düşünüyorum ama maalesef oldukça gerideyiz. Bunların özellikle çocukların yetişme döneminde bu tarz eğitimleri vererek onlara bu bilinci oluşturmak her şeyin çok daha hızlı ve düzenli bir şekilde kendiliğinden bu noktaya gelmesine sebep olacak. Ve yaptırılan cezai uygulamalar insanlarda evet caydırıcı bir etki gösteriyor. Fakat asıl istediğimiz bizim özellikle ilk yardım çerçevesinden baktığımızda insanların zaten böyle bir şeye olan ihtiyaçlarının farkında olmaları. Çünkü aslında hiç kimse iş yerinde benim başıma bu gelecek ya da evimde otururken benim çocuğum yediği bir şeyden dolayı bir tıkanıklık yaşayacak diye bunu öğrenmiyor. Yani olma ihtimalini değerlendirmek ve tabii ki tek büyük temennimiz hiçbir zaman kullanılmaması verilen bilgilerin ama kullanılması gerektiğinde de ne yapacağımızı bilmek bu oldukça önemli olacaktır ve ben ileriye umutla bakıyorum bununla alakalı. Özellikle ben de sizin bu işi son derece başarılı yaptığınızı görüyorum. Umuyorum ve diliyorum. Çıtayı yükselten bu hizmetleriniz sizin de aynı sektörde hizmet veren diğer firmalara da yansır. Son derece başarılı hizmetler de Türkiye genelinde yayılır ve bir an önce bütün işveren ve çalışanlarımızın da bu konuda son derece ciddi yaklaşmalarını sağlamış oluruz konuya. Şimdi biraz evvel söyledim, Türkiye'nin geneline de hizmet verebiliyorsunuz. Zaman zaman bölge, evet, il ve ilçelere hizmet verebildiğiniz gibi gelen talepler doğrusunda birçok konuda özellikle İstanbul dışına da hizmet götürebiliyorsunuz. İstanbul içinde verebildiğimiz hizmetler, İstanbul dışına götürebildiğimiz hizmetler neler? Şimdi biz Vira Akademi olarak kurumsal anlamda Sağlık Bakanlığı'ndan ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrı ayrı konularda yetkilendirilmiş bir eğitim kurumuyuz. İlk yardım eğitici eğitmenliği dediğimiz ilk yardım eğitiminin yetiştirildiği kurslar Sağlık Bakanlığı nezdinde bizim yapabildiğimiz kurslar olduğundan sadece İstanbul il sınırları içerisinde hizmet veriyoruz. Görevlerimiz sadece İstanbul il sınırları ama bunun dışında dediğim gibi iş yerlerinin acil durumlarında yapılması gereken işleri yürüten ekip, organizasyon yapan ekibin oluşturulması için de biz Türkiye'de il ayrımı yapmadan bütün Edirne'den Kars'a 81'in hepsinde de bu hizmeti veriyoruz. Acil durum ekiplerinin oluşturulması, yangın güvenlik eğitimlerinin verilmesi, arama kurtarma eğitimlerinin verilmesi. Şimdi Hakan Bey, özellikle burada değerli izleyicilerimiz mutlak izliyor olacaklar. Sizin dershanelerinizde gelen konuklarınızın hizmet alabildiği gibi anladığım kadarıyla siz işletmelerin de içinde çalışanlara özellikle kendi çalıştıkları alanlar içerisinde de hizmet verebilme imkanınız var bir talep doğrultusunda. Doğrudur. Şimdi demin iş güvenliğinin ülkemizde uygulanma standartlarından da bahsettik. Biz aslında eğitim kurumları olarak işletmelerin, işverenlerin bu konudaki yükünü biraz daha hafifletme konusunda davranmalıyız. Yani böyle düşünüyorum ben bununla ilgili. Ve insanların kendini rahat hissettiği ortam olan iş yerlerinde bu eğitimi almaları onların başarılarını da, öğrendikleri bilgilerin kalıcılığını da doğal olarak arttırıyor. Ve bu sebeple biz birçok eğitimimizi talep edilmesi durumunda ve tabii ki kanun ve yönetmeliklere uygun olması halinde iş yerlerinde, iş yerinin ortamını değerlendirerek, bakarak verebiliyoruz. Hizmet götürebiliyorsunuz oralara. Aynen. Şimdi ben biraz evvel söyledik, 81 ilde de bu hizmetleri götürebiliyoruz dedik. Özellikle böyle bir talep doğrultusunda değerli izleyicilerimizin sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacakları ile ilgili iletişim adreslerinizi de değerli izleyicilerimizle paylaşalım diyorum.
sosyal medya sayfalarından ulaşabiliyorlar sanıyorum. Doğrudur. Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi isimli sosyal medya hesaplarımız. En bilinen 3 sosyal medyada da bu ismi kullanıyoruz. Bununla birlikte www.viraakademi.com internet sitemizden ulaşabilirler. Aynı zamanda 0850 259 8472 numaralı telefonlarımızdan da bize her daim ulaşabilirler. Şimdi değerli izleyicilerimiz, sosyal medya sayfalarından özellikle sizlere ulaştığında verdiğimiz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere sosyal medya sayfalarından ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından size ulaştıklarında sizden hizmet almak adına, randevu almak adına ya da danışabilmek adına değerli izleyicilerimiz sizleri arayabilecek diyelim. Doğru. Şimdi biraz evvel söyledim, bu sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özellikleri sorduğumda siz bir cümleyle değerli izleyicilerimize paylaştınız ki bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli işletmeci ve çalışan arkadaşlarımız da bulunmakta. Ki onlar sizden aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Kuruluşumuzdan bu yana bizimle dirsek temasını kesmeden birlikte yürüyen çözüm ortaklarımızın bizde yerinin çok ayrı olduğunu biz zaten kendilerine de defalarca dile getiriyoruz. Ve çıkmış olduğumuz bu yolda iş sağlığı ve güvenliğini her noktaya ulaştırabilmek için onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Efendim, ben sizlere tekrar ayırdığınız değerli dakikalar için teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.